Açtığımızda her şeyi çıkardık. Tuvalete. Çalışmıyor. Düğümü yemiştik yine. Frekansa basıldığını da hissettim. Sil baştan başlıyor. Aynı noktada o iki pislik karışımını bulacağım şüphesiz. İstedikleri maçı bunlar. Tezgahlarlar. İstediklerini küme düşürürler. Bahis için istediğini şampiyon yaparlar. Evet, bu şeyle uğraşan soyadlar belli, çok iyi uyuyor. Tipik narsist yöntemi. Sana bokçu diye lakap takmışlar. Kim? Bilmiyorum. Birisinden duydum. Ondan önce herkes. Sorunca kim? Bilmiyorum. Birisi. Neden? Çünkü bok kullan, yağmacılık, akbabalık, hasta etmek, kanser etmek mesleğimiz. Mermer mezar taşı satıyoruz, o yüzden sana bokçu, sana da kaka diye lakap takmışlar. Oğlun zaten sinek Şaban Havana Kamli, taksici Fuat Avni. Seyredin aynı noktaya, aynı tip boklar, aynı noktaya kabuz etmek için aynı tip boklar, aynı noktaya. Nasıl mümkün diye sormayın, kaç hayvan aynı noktaya sıçacak. Ve bir avcılar da burada işlemler yapmış. Ödülleri bu. Ve amfetamin. Ve eroin. Evet, bütün gece buraya dolaşıyorlar. Şimdi orada. Çocuklara dayatmak için. Aniden bir gün ortaya çıktı, buradan ayrılmıyor. Diğer yüzlerce çeşidi gibi. Seninle mi geldin? Gaza getireceğim. Aa, bok kaldırdık değil mi? Yeniden sıçacağım. Ha? Ne zaman ortaya çıktın? Seni kim getirdi buraya? Onunla geldi koşarak balkona, kovulur kovulmaz çaya. Büyücülü bu. Bir kediyi gönderdi oraya. Sinekler etrafında uçuşan. Yenisini döşedi mi acaba? Ne diyor? Bana bokçu lakabı takmışlar. Sana doğuştan kaka diye lakap takmışlar.
Oğluna ise Sinek Şaban lakabı taktım. Ne oldu? Dışarı mı çıktık biraz sinek avına? Zamanlamayı iyi kambur. Gel şimdi penceremin karşısındaki benke otur. Evet, merdivenin altında kaynıyorlar. Zor iş. Penceremizin önünde. Sokak hayvanlarıyla direkt buraya taşıyorlar bu sinekleri. Kaç örneğini gördük. Ne arıyorsun lan benim giriş kapımdan? Sinek temizliyoruz değil mi? He? Böyle şeytani hayvanlar yetiştiriyorlar işte. Üstüne çekecek kaza yapayım diye. Düşeyim veya öyle bir şey. İnsanları frekansla gaza getirip öfkeye. Böyle yapıyorlar aynen. Bir tane de oradan. Ekip çalışması. Temizliyoruz diye. Bu Illuminati kedi o kabası. Kim bu? Kedicik dilin olsa sen söylerdin. Kim bu Illuminati kedi o kabası? Şimdi anında benden kaçan. Burada gaza getirmek için kaçmayacak. O kim bu Illuminati kedi o kabası? Kendi anasını ziken. İksam sırlardan. Kim o Illuminati o kabası be kedicik? Sinek Şaban. Emin olun sinekler yok oldukça haberdar. Tek gözünde görme kaybı oluyor o zaman. Deccal'in tek gözü o kadar iyi görmüyor. Sinekler yok oldukça. Maske şeyini vuruyoruz. Onu da o mu gönderdi be? Gaz. Onu da o mu sinekler gibi? Hayır. O kadar çok sevdiğiniz karakter Fuat Amni'nin ve kötü kedi Şerafettin'in neden birileri Ami Grumisi'ni dikmiyor? Hurayla geri geliyorum ve balkonu açık hakaret ederiz. Kayıt yapar. Martı düşürmüş kanadını. Avı sonlandırıyoruz. Sonra evin içinde avlarız. Kuşlara yemle sonlandırdık. Bırak kuşlar yesin o anasının amigurumisini diken. Köpeklerle beraber. Çıkıyoruz. Çok doğru yapıyorsun. Gizlen. Planla bir şeyler. Olduğun narsist gibi. Hepsine sesliyorum. Bu narsist ordusu. İşleme bak yolun ortasına. Anasını satayım. Ve kıbleme tabii ki. İşleme bak, taşın üstüne be. Nasıl ayarlamış? Sen mi ayarladın? Kara kedriye.
Bir tane de buraya üstüne basmışlar. Devasa. Sinek fabrikası. Ve diğer parazitler. Onu sen sıçmış olamazsın be. Bağırsaklarınla o kadar yok. Milletin geçiş yolu olabilir, basarlar be. Kurt falan, parazit basabilirler üstüne. Pişt. Gözleri çapaklı. Ağladın mı? Bu şeyleri sana içiriyorlar. Vay anasını. Plase bokçu bunlar be. Çekin çıtayı tam kıblem. Sıçtırdın mı lan ben ekmek almaya gitmişken? Burnumu uzatır uzatmaz. Ve kapıdan girerken müdahale oldu be. Kameraya kapattım anında. Yoksa video yok olacak. Oylar böyle çaldılar. Kim yaptı belli. Hangi işbirlikçileri oradan belli. Tıkırtımı duydular. Kahvaltı yiyeceğim. Burada yemiyorum. Senaryosu düzenleyebilirler.